Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı ilk kez ziyaret ediyorsanız eğer videonun altında abone ol butonuna tıklayıp zil simgesini tüm şeklinde yaparsanız eğer her paylaşımdan haberdar olabilirsiniz. Videolarımın devamı için çok önemli. Şimdiden destek için çok teşekkür ederim. Size bu çok güzel pratiği yapacağım. Gerçekten çok tatlı ve çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle beraber örersiniz bu modeli. Şurada bir dikişi var gördüğünüz gibi. Ve tabanda bir dikişimiz var. Başka da yok. Bu patik modelimiz 6-9 aylık patik modelimiz. Benim manken ayağım 0-6 olduğu için birazcık boldurmuş olabilir. Bebeğin ünüyle ördüm. Hemen ip özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli çünkü. 100 gram ip 360 metre. Bebeğin ünü kullandım bu şekilde. 3 numara kısa şişlerimiz var. Bir makasa ihtiyacımız var. Ve bir de iğneye ihtiyacımız var dikmek için. 43 ilmek var. Şişim de bu şekilde. Hemen ilk başta bu şekilde düz örgü yapıyoruz. Yani haroşa yapacağız. Patiğimizin tabanından. Hepsini sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. En son iki kenar ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi artık örgümüzün ön yüzündeyiz. Arttırmalarımızı yapacağız. Birinci ilmeği örmeden aldım. Hemen bir tane arttırıyorum. Ve 20 ilmek örüyorum haroşa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeğimizi ördük. Tam örgümüzün orta yerindeyiz. Bir tane burada arttırıyoruz. Ve ortadaki ilmeğimizi örüyoruz. Bir tane ilmek de burada arttırıp 20 ilmeğimizi örüyoruz bu şekilde. 20 ilmeğimi haroşa ördüm. Bir tane de burada arttırıyorum. En son kenar ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Birinci ilmeğimizi ördük. İkinciyi arttırdık. 20 ilmek ördük. Tam ortadaki ilmeğin sağından ve solundan bir tane arttırdık. Ve sondan bir önceki ilmeğimizi arttırıp ördük. Şimdi örgümüzün arka tarafındayız. Çok pardon. Örgümüzün arka tarafında hiçbir arttırma yapmıyoruz. Normal haroşa örgümüzü örüyoruz bu şekilde. Örgümüzün ön yüzüne geldik. 2 ilmeğimiz vardı. 1, 2. 2 ilmeğimizi ördük. Bir tane arttırıyoruz. Şimdi 20 ilmeğimizi örelim. 20 ilmeğimi ördüm. Bir tane burada arttırıyorum. Arada 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3. Ve bir tane daha burada arttırıyorum. Ve 20 ilmeğimizi örüp orada da bir arttırma yapacağız. Evet, 20 ilmeğimi ördüm. Bir tane de burada arttırıyorum. Ve kalan 2 ilmeğim var. Çok pardon. 2 ilmeğimi de haroşa örüyorum. En son kenar ilmeğimi ters ördüm. Arkadan haroşamızı örüp gelelim. Evet, örgümüzün ön yüzüne geldik. Mantığı anlayanlar 67 ilmek olana kadar bu şekilde devam etsinler. Benimle bilmeyenler devam edebilir. Şimdi ilk ilmeğimi alıyorum örmeden. 2, 3. 3 ilmeğimi ördüm. Bir tane arttırıyorum. Her sırada bir tane ilmeğimiz artıyor. Ortada 2 ilmek artıyor. Aradakileri örüyoruz. Ona göre hesaplamanızı yanlış yapmayın. Ortadaki ilmeklerde. Şimdi 20 tane örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 ilmeğimi ördüm. Bir tane burada arttırıyoruz. Bir önceki sırada 3 tane örmüştük. Şimdi 5 tane öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de burada arttırıyoruz. Daha sonra 20 ilmeğimizi örüyoruz yine. Evet, burada da 3 ilmeğimiz kaldı. Bir tane daha arttırma yapıyoruz. Geriye kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Arka tarafta
Yine tümünü haroş örüp gelelim. Örgümün ön yüzündeyim. 4 ilmeğimi ördüm bu şekilde. Bir tane arttırıyorum. Ve 20 ilmeğimizi örüyoruz. 20 ilmeği ördüm. Bir tane burada arttırıyorum. Aradaki 7 ilmeğimi örüyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha ilmeğimizi arttırıyoruz. 20 ilmeğimizi tekrar örelim. 20 ilmeğimi ördüm. Bir tane de burada arttırıyorum. Ve kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Arkada hepsini haroşa örüp gelirim. 5 ilmeğimi ördüm. Bir tane arttırdım. 20 ilmek örüyorum. 20 ilmek ördüm. Bir tane burada arttırıyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane de burada arttırıyorum ve 20 ilmeğimizi örüyoruz. 20 ilmeği ördüm. Bir tane burada arttırıyorum ve 5 ilmeğimizi örüyoruz. Arkada tüm ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Son arttırmamızı yapıyoruz. 6 ilmek bu şekilde ördüm. Bir tane arttırıyoruz. 20 ilmek örelim. 20 ilmek ördüm. Bir tane arttırıyorum. Aradaki ilmeğimi örüyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bir tane daha burada arttırıyoruz ve 20 ilmeğimizi örüyoruz. 20 ilmeğimi ördüm. Bir tane de burada arttırıyorum. Ve buradaki 6 ilmeğimizi örelim. Arkada normal haroşamızı örüp gelelim. Evet, 67 ilmeğe ulaştık. Şimdi şuradaki kenardaki pıtırcık kısmı yapacağız. Şurayı önden düz, arkadan ters öreceğiz. Bu şekilde önden düz örelim. Sıra sonuna kadar. Örgümüzün arka tarafındayız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra arkadan örgümüzü ters örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters örgü yapalım. Bunu ne kadar öreceksiniz? Toplam 6 diş olana kadar öreceğiz. Yani 3 sıra düz, 3 sıra ters örmüş olacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar ters örgü yapalım. Bakın hemen arkadan belli oldu gördüğünüz gibi. Bakın şurada bir ayrım var. Bu ayrımdan sonra 1, 2. Burası böyle 6 oluncaya kadar önden düz, arkadan ters örüp gelelim. Evet, bu şekilde bitirdim gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadan da yine saydığımız zaman bakın şu kesintiden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi şu kısmı göstereceğim. İsterseniz bu şekilde yapın. İsterseniz bir önceki patikteki gibi dikerek de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi buranın hemen bu alt kısımda bakın. Başlangıcımız belli gördüğünüz gibi. Ben kolaylık olsun diye şöyle hemen bakın kameradan gözüküyor mu? Şöyle ilmeklerimi şu sıradan toplayacağım. İsterseniz tüm ilmeklerinizi şişinize aktarıp o şekilde de yapabilirsiniz. Burada önemli olan nokta karşılıklı gelen kenarlardan almanız örgünüzü. Bir de kenar ilmeğini alıyorum. Şöyle iki kanadından. Evet. Şimdi şu şekilde tutuyorum. Bir tane daha şişe ihtiyacım var. Buradaki ilmeğimle şu kenar ilmeğimi beraber öreceğim. İsterseniz bir kanadını da alabilirsiniz. Şöyle dibinden. Bakın şuradan bir kanadını alıyorum. Daha kolay olması açısından. Böyle ikisini birleştiriyorum. Gördüğünüz gibi. İkisini beraber düz örüyorum. Ve ikisini beraber bıraktım. Buradaki ilmeğimi de bırakıyorum. Evet, ilk ilmeğimizi yaptıktan sonra daha kolay. Şimdi ikisini beraber şöyle tek ilmekmiş gibi örüyorum. İkisini beraber kesiyorum da diyebilirsiniz. Bu şekilde bakın.
hemen oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. İster bu şekilde yapın, isterseniz bir önceki patikte linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Sonradan da dikebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Gerçekten ikisi de güzel bence. Bakın ilmeklerim hemen bitti alt tarafta ve oluştu gördüğünüz gibi. Hemen ilmeklerim bitti. Yine aynı sıradan bakın. Zaten ayrım belli oluyor. Hemen buradan ilmeklerimi şu şekilde alıyorum. Ben böyle bittikçe alıyorum. Daha kolayıma geliyor. Hepsini beraber almak biraz daha zorlaştırıyor beni. Gördüğünüz gibi ilmeklerimi aldım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ölerim. Ya da bu aşamayı geçip direkt diğer aşamada beraber de ölebilirsiniz. Evet, şimdi bu şekilde yapalım sıra sonuna kadar. Bu şekilde bu ayak kısmındaki iz kısmını bitirdik. Şimdi çeviriyoruz. Örgümüzün ters yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum bu şekilde. Ön tarafı ipimi alıyorum. Daha sonrasında 22 ilmeğimi örüyorum. Şimdi buradaki ilmek sayımızı 3'e biliyoruz. 22, 22, 22 olacak. Bir ilmeğimiz fazla geliyor. Onu da tam orta kısımda hep birlikte keseceğiz. Şimdi haroşa örgü şeklinde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. Sağdan ve soldan haroşalarımız devam edecek. Sadece ortadaki 22 ilmeğimiz düz örgü olacak. Önden arkadan ters örgü olacak. Şimdi ipimi kendime doğru alıyorum. 22 ilmeğimi ters örgü yapıyorum. Yalnız şuna dikkat etmemiz lazım. Bizim bir tane ilmeğimiz fazlaydı. Onu da burada keseceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ilmeğimi ve yanındaki ilmeği beraber kesiyorum. Tam eşit bir şekilde olsun diye tam ortasındaki ilmeğimi kestim. Evet, 11. ilmek oluyor. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Şimdi ipimi ön tarafa alıyorum. Bakın sayıyorum 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22. 22 ilmeğimizi de şu şekilde haroşa örüyoruz. Evet, örgümüzün ön yüzündeyiz. 22 ilmeğimi ördüm. Artık sağdan ve soldan bu şekilde eksiltmelerimizi yapacağız. Önde eksiltme yapıyoruz. Arkada hiçbir eksiltme yapmıyoruz. 22 evet, 22 ilmeğimi ördüm. Bir tanesini hemen çıkartıyorum. 21 ilmeğimi ördüm. 22. ilmeğimle bu ortadaki 22. 2 ilmeğimi beraber bu şekilde kestim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21. 20 21. ilmeği de ördüm. 22. ilmeğimle buradaki haroşa kısmındaki ilmeği beraber keseceğim. Yalnız burayı bu şekilde keseceğim ki örgümün bu tarafı bu şekilde olsun.
Hemen gösteriyorum bakın. Bakın ilk önce ilmeklerinizi şöyle bollaştırın. Daha sonra hemen bu taraftan şişinizi geçirin. Ve buradan ikisini beraber kesin. Bakın bu tarafı oldu gördüğünüz gibi yüzeyi. Şimdi kalan haroşalarımızı örüyoruz. Örgümüzün arka yüzüne geldik. Örgümüzün arka yüzünde kenarlardaki haroşalarımızı örüyoruz. Haroşa şeklinde ortadaki bakın ortadaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şimdi bu sırayı da göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, bir tane daha örüyorum. 21. Hemen kendime doğru aldım. Ortadaki ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, şöyle bakıyorum, 19, 20 ve 21. Yanlış mı saydım hemen bakıyorum. Evet, şurada var şu 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 21. ilmeğimi de örüyorum ters. Şimdi ön tarafa aldım. Buradaki kalan haroşalarımızı örüyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. 22 ilmeğimi ördüm. 22 ilmeğim burada sağda ve solda sabit gidiyor. Ortadaki 22 ilmeğimin sağından ve solundan eksilte eksilte tüm ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde geleceğiz. Şimdi 22 ilmeğimi ördüm. 22 ilmeğimi ördüm. Şimdi buradaki birinci ve ikinci ilmeği birlikte kesiyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 ilmeğimi tekrar alıyorum. Şimdi burada 21 yani en sondaki 2 ilmeğim kalıyor. Bunları ilk başta şu şekilde bu şekilde yönlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde çapraz yönlerini değiştirdikten sonra buradan şişimi yuvaya sokuyorum ve ilmeğimi alıp çıkartıyorum. Ve bu şekilde burası böyle olacak kesilmelerimiz. Şimdi geriye kalan 22 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Örgümün arka yüzündeyim. 22 ilmeğimi ördüm. Ortada ön tarafta 2 ilmek kesmiştim. 20 ilmeğimiz kaldı. 20 ilmeğimizi ters örgü yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 ilmeğimi ters örgü yaptım. Şimdi ipimi ön tarafa alıyorum. Geriye kalan 22 ilmeğimi haroşa örgü yapıyorum. Örgümün ön yüzündeyim. 22 ilmeğimi haroşa şeklinde ördüm. Şimdi ortadaki ilmeğimize geldik. 2 tane ilmeğimizi beraber kesiyoruz 22 ilmekten sonra. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bakın 17 ilmeği ördüm. Şimdi burada ne yapıyorum? Şu şekilde bakın. 2 ilmeğimi şöyle yaptım. Daha sonra şu şekilde kımadan gözüküyor. Evet, şu şekilde bakın. Yönlerini değiştirdim. Daha sonra buradan hemen ikisini beraber kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi yönü bu tarafa doğru oldu. Geri kalan 22 ilmeğimizi örüyoruz haroşa şeklinde. Yine arkadan 22 ilmeğimizi haroşa, ortadaki 18 ilmeğimizi ters örgü, 22 ilmeğimizi tekrar haroşa. Burada bu ortadaki 18 ilmeğimiz azala 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 bitiş noktasına kadar örelim. Toplamda şuradaki haroşa sayısını söylemek istiyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Yanlış saymadıysam. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 11. haroşada hep beraber devam edeceğiz. Şimdi dediğim gibi ortada 2 ilmek kalana kadar örelim. Evet, bu şekilde ördüm. Bakın gördüğünüz gibi ortada 2 ilmeğim kaldı. İkisini de beraber bu şekilde düz kesiyorum. En sondaki 2 ilmeğimi de kestim. Bakın ortadaki ilmeklerimiz tamamlandı. Kenardaki haroşalarımızı yine örelim. Arka tarafta artık lastik örgümüze geçeceğiz. Sıramı tamamladım. Şimdi arka tarafına geçiyoruz ve artık lastik örgümüze başlıyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkincisini düz, ters, düz, ters, bir düz, bir ters şeklinde lastik örgümüzü yapıyoruz. Ön yüzüne geldiğimiz zaman da düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Ne kadar sıra öreceğimizi hemen size söyleyeceğim. Lastik örgüsü bu şekilde çünkü herkes biliyor az çok. Bilmeyen için de gösteriyorum bu şekilde. Bakın bir düz, bir ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Ön yüzüne de bakın tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Bu şekilde saydığımız zaman, buradaki düz örgüleri saydığımız zaman 25 sıra oluyor. 25 sıra olana kadar bu şekilde bir düz, bir ters şeklinde örelim. Oradan dikime geçeceğiz. Kesimi anlatacağım. Kesimde ligralı bir kesim yapacağız. Bakın bilek kısmı sık olmayacak. Onu da göstereceğim. Lastik örgümüzü örelim, sonra gelelim. Evet, bu şekilde lastik örgümü ördüm. Şuradan itibaren bakın en alttaki düz örgüden itibaren gözüküyor mu, ben şöyle göstereyim. Hemen gözüküyor, bakın şuradan da başlayabilirsiniz. Bu şekilde sıra sayarak şişimdeki en son ilmekle beraber 25 sıra olana kadar lastik örgümü ördüm. Yeterli boyut oldu gerçekten. Bakın. Yani dilerseniz birazcık daha uzun isterseniz bir iki sıra daha örebilirsiniz. Gerçekten güzel oldu bence. Yeterli. Şimdi artık ligralı bir kesim yapacağız sizlere. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim ters, bakın. Ters ördükten sonra en sondaki ilmeğimi bir önceki ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Sonraki gelen ilmeğim düz. Düz örüyorum. Örerek yani keseceğiz. En sondaki ilmeğimi düz örgünün üzerinden geçiyorum. Şimdi ters örgüm var. Ters örgümü örüyorum. Şimdi üzerinden geçirdim. Düz örüyorum. Bir önceki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Ters örüyorum. Ve yine üstünden geçirdim. Bakın. Ligralı bir kesim oluyor bu şekilde. Şimdi ters örüyorum. Şimdi düz. Şimdi ters. Evet, bakın gördüğünüz gibi ligralı bir kesim yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. En sondaki ilmeğimizi ters örüyoruz. Yine bir önceki ilmeğimizi
En son kemiğin üzerinden geçirdik. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz. Burayı kısa kesmiyoruz, uzun kesiyoruz. Çünkü artık dikim aşamasına geçeceğiz. Şu kadar bir ip yeterli olur. Buradan artık şişimizi çıkarttık. Evet, patimizin örme bölümünü bitirdik. Artık son bölüme geçiyoruz. Dikiş kısmına geçeceğiz. Evet, iğnemi geçirdim ipliğime. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Çeviriyoruz. Yine ön yüzünden dikeceğiz. Ters yüzünden değil. İlk önce hemen bakın en son şurada düğüm olan yer var. Başlangıç noktası. Orayı iki kanadından alarak bu şekilde bir birleştirme yapıyoruz öncelikle. Gördüğünüz gibi ikisini beraber birleştirdik. Hemen şu yanımdaki yakın çekim yapayım. Hemen şuradaki ilmekten şöyle bir tane kanadını alıp sağ tarafa ipimi getirmiş oldum. Şimdi buradan sonrası çok kolay. Size çok güzel bir dikiş yöntemi göstereceğim. Bakın iki kanadının şu sağ en sonki kanadı burası oluyor. Bunun bu kanadıyla bu tarafın son kanadına bakın. Şu ilk çift kanadın gördüğünüz gibi çift kanadın sol tarafını en uçtaki kısmını beraber karşılıklı dikeceğiz. Şimdi ilk başta şu en diptekini bir unutmadan hemen alalım. Bakın buradan aldım en sondakini. Buradan da yine en uç köşelerdekini alıyorum. Ve bu şekilde dikime başlıyoruz. İpim bu tarafta bakın hemen ikinci sıradayım yine. Şimdi üçüncü sıradayım. En uç kısımları karşılıklı dikiyorum. Buradan bu kanadına ipi şöyle alayım. Buradan da en uç kanadını alıyorum. Beraber dikiyoruz. Şöyle hemen dikelim. Hem pratik hem de güzel bir görüntüsü oluyor. Karşılıklı gelen yerlere dikkat etmeniz yetiyor. Bakın gerçekten çok güzel bir dikim elde etmiş olduk. Şimdi bu şekilde şuraya kadar dikelim. Bu kısmı göstereceğim. Birbirine aynı olması için nasıl dikiş yapacağınızı. Şimdi buraya kadar geldik. Burada bakın en dip altta gördüğünüz gibi şunlar var. Burada da yine aynı. Hemen şuradan ve şuradan iki kanadını birleştiriyorum. Burası düz olması gerekiyor. Bakın şu alan birleştirmemiz lazım yani. Daha sonrasında bakın hemen alt kısımda görüyorsunuz. Hemen dibindekiyle bunun dibindeki uç kısımları tekrar birleştiriyoruz. Evet. Tam birleşmedi gördüğünüz gibi. Hafif bir boşluk kaldı. Onu da yine bu karşılıklı gelen şu kısımları böyle aynı dikermiş gibi beraber yine dikiyoruz. Tabii ipimiz üstte kalacaktı. Hemen şöyle içinden geçiriyorum. İpim üstte kalsın diye. Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Şurayı hemen bir düzelteyim. İp. Burayı tekrar bir göstereceğim. Bakın şu alttayız. Yine şu uç kısımları alıyorduk. Şu uç kısımları almadan önce yine bir üste geçiş yapacağız. Herhangi bir yerden şu şekilde üste geçebilirsiniz. Çünkü ip üstte kalması gerekiyor. Hemen şurada karşılıklı bunları alabiliriz artık. Evet. Bakın gördüğünüz gibi düz oldu. Şimdi artık yine karşılıklı gelen uç kısımlardan dikmemize devam ediyoruz. Son kısımları da yaptık. Ve gördüğünüz gibi bitti. Şimdi bu kısma geçeceğiz. Buradaki ipimi içeri alıyorum. Burada da şimdi ilk önce bu başlangıç noktaları iki tarafta da düğüm olan yer var. İki düğüm olan yere şu şekilde kameradan gözüküyor mu? Bakın şu düğüm kısıyla altta başlangıç düğüm yeriyle karşı taraftaki düğüm yerini ilk önce bir karşılıklı alıp sabitliyoruz. Evet. Bu şekilde sabitledikten sonra şu ipi de iç kısmına alacağız. Daha sonrasında düzelteceğiz. Bakın. Düğüm yerleri birleşti gördüğünüz gibi. Hemen yine bunun da bakın şurada örgü kısmı var.
Bunun da iç kısmı değil, dış kısmından alıyoruz. Yine aynı diğer taraftaki yaptığımız gibi dış kısımları dikmeye devam ediyoruz. İki taraftan da dış kısımları alıyoruz. Bakın buranın da dış kısmını alıyorum. İpimiz arkada bu sefer. Bu şekilde burayı da dikelim. En son ilmekleri de karşı tarafta alıyorum. Ortada bir ilmeğim kalıyor. Onu da şu şekilde alıp iç kısmından çıkartıyorum iğnemi. Ve iç kısımda evet şu şekilde aldık. Hemen iç kısmında düğüm yapıyoruz. Bu kadar ayrıntı normalde göstermiyorum ama çok soranlar oluyor. Dikişin iç kısmını nasıl kapatıyoruz görünmeden. Bu şekilde bir düğüm yaptıktan sonra bakın hemen belli şöyle bir iki sıra bu şekilde giderek ip kısmını kaybedin. Şimdi burayı da keselim. Ve patiğimiz bitti gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel bir dikiş oldu gördüğünüz gibi. Şöyle göstermek istiyorum. Manken ayağına da takalım hemen. Öncelikle dikişi göstermek istiyorum. Bakın. Dikişi gerçekten çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Burayı da şu şekilde kıvırıyoruz. Evet, bunu da sizlerle beraber ördük. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve benimle beraber bu minik tatlı petikleri örersiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.